Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, kemer sıkma önlemleri nedeniyle protestoların yoğunlaştığı Yunanistan'a destek için Atina'ya gitti. Schäuble, uygulanan politikalara desteğini belirtirken Yunanistan'ın borç affı için lobi faaliyetlerine son vermesini istedi. Size çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Hepinizden böyle bir zamanda borcun düşürülmesi konusunda tartışmalara son vermesini istiyorum. Bu sizinle alakalı değil. Yunanistan için ikinci program konusunda anlaştık ve bu gerçekten zor oldu. Ülkedeki kemer sıkma önlemlerinin mimarı olarak görülen Schäuble, Yunanistan halkı tarafından pek sevilen bir isim değil. Alman bakanın ziyareti sırasında Atina'da bütün gösteriler yasaklanırken insanların slogan atmasına bile izin verilmiyor. Bu durum parlamentonun da gündemindeydi. Muhalif milletvekilleri yaşananlara isyan etti. Kimdir Sayın Schäuble ki Yunanlılar onu ve onun Yunanistan için uyguladığı politikaları protesto edemiyor? Bu nasıl bir rejimdir? Atina'nın merkezini ve hatta havalimanı yolunu abluka altına aldınız. Böylece Sayın Schäuble kendi konusuyla ilgili çığlıkları duymuyor. Öte yandan dün gece Atina sokakları hareketliyken Yunan parlamentosu 6,8 milyar euroluk kurtarma paketinin şartlarından biri olan kamu sektörü reform yasasını az bir farkla onayladı.